Arkadaşlar bugün YouTube kanalımızda Göksırmağında elle kefal balığı alıyoruz. Gördüğünüz gibi Göksırmağındaki kefal balıklarımız. Avladığımız kefal balıkları ve halen canlılar. Bunun için ne yaptık? Burası Devlet Su İşleri'nin bir sulama kanalı ve her pazar bu kanalda sular kesilir. Ve başka bir cepheye salınan kanal suyu buraya Göksırmağından gelen kefalları tıpkı somonlar gibi çıkartmaktadır. İşte gördüğümüz gibi kefallar yüzmektedir. Ve suyun önüne bariyerler yaparak kefalların ırmağa kaçmasını önledik. İşte orada bir kefalımız var ve gidip onu yakalayacağız. İşte kefalımız. Ancak kaygan olduğu için yakalanmak hiç de öyle kolay değil. İşte kefallarımız buraya kadar gelmişler. İşte elle yakaladığımız kefalımız. Çünkü burada bir tane daha var. Ve yine yakaladık. İşte kefalımız orada. Gel oğlum. Göksu ırmağına has kefal balığımız. İşte onları gittiği yere kadar kokalayacağız. Kefal balıkları da tıpkı somun balığı gibi göç etmektedir. Yeni ırmakların akmasıyla sonbaharda yağan yağmurlarla birlikte yeni göletler, ırmaklar akmasıyla daha iyi bir beslenme koşulunun olması umuduyla somun balıkları gibi kefallar da göç ederek hem yumurtlama ve hem de yavrulama döneminde göç etmektedir. İşte avladığımız kefal balıklarımız. Bu Göksu ırmağında kefal balığına benzeyen göl balığı isminde stavrita benzer değişik bir tür de olmaktadır. Ayrıca ala balık, yılan balık ve sazan balıkları da olmaktadır. İşte avladığımız Göksu ırmağına has kefallar. Bunu avlamak için bu kamuya ait, devlete ait kanalımızda her pazar su kesilmektedir. Ve biz de bunu yeni keşfettik. Ve kefalların kaçmasını önlemek için çakıldan böyle incelik setler koyduk. Çok hızlı hareket eden bu kefal balıkları eğer ırmakta yüzebilecek kadar su bulabilirse bunları yakalamak neredeyse imkansız. Hızlı ve çevik olmak gerekiyor. Böyle bir set kurarak ve böyle bir kanal açarak kefalların suyunu keserek bu suyu da bu Göksu ırmağına göndererek böyle bu pazar gününde kefal balığı avladık. Doğanın ganimetleri işte kefal balıklarımız. Çok lezzetli, güzel eti olmaktadır. Avladığımız kefallarımızı yanımızda getirdiğimiz poşetimize koyuyoruz. Bugün bir taşla üç kuş vurduk. Nasıl yaptık bunu? Hem bu pazar günü diğer kanala devletin kooperatifin yönlendirmesiyle salınan suyla zeytinlik bahçemizi suladık. Hem YouTube amcaya içerik video hazırladık. Hem de ekstradan da balık avladık. Kefal balıkları genelde tatlı sularda yaşamaktadır. Çok soğuk olmayan akarsu ırmaklarda yaşamaktadır. Ve doğal olarak
organik olarak beslendiği için çok lezzetli, vitaminli, mineralli, proteinli eti olmaktadır. Balık eti bildiğimiz gibi yüksek omega 3, omega 6 yağ asitleri barındırdığından balık beyin sağlığında çok faydalı bir besin kaynağıdır. Cenab-ı Hak Teala'nın bir hikmeti olan bu canlı insanlık için çok faydalı olmaktadır ve proteinler, mineraller içermektedir. Çok çekicili, cazibeli bir canlı olan balık doğada başta insanoğlu olmak üzere çeşitli yabani kuşlar, yengeçler, martılar, bir sürü deniz canlıları balığın düşmanıdır. Ve avladığımız Göktürman'daki kesal balıklarımız. Bunları birazdan temizleyeceğiz. Kısa günün kârı olarak tüketeceğiz. Yakaladığımız bu kefalları, elle yakaladığımız bu kefalları